yoluna gideyim. Beni aşka düşüren gül yüzünü göreyim. Aman aman ben yandım, kıratıma bineyim. Yar yoluna gideyim. Beni aşka düşüren gül yüzünü göreyim. Aman aman ben yandım, bana yar olur sandım. Aman aman ben yandım, bana yar olur sandım. Germencik'te Selahattin'deyim. Hanım ablalarım yine toplanmışlar. Beni böreğe gözlemeye davet ettiler. Selamünaleyküm hanımlar. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın ablacığım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun abla burada? Gözleme yapıyorum. Senin adın ne? Ayşe Özden. Ayşe ablacığım, bu gözleme her gün yapılır mı? Her gün değil de canımız istediği, canımız çektiği zaman yaparız. Mesela bunu her zaman biz evde yapıyoruz. Pazar açar, pazarda da yaparız. Yerinin bir önemi yok. Yer önemli değil. Önemli olan canımızın istemesi. Abla senin adın ne? Hava yolcu. Hava abla. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Gözleme bu. Bu börek değil yani. Börek değil. Peki siz burada içine ne koyuyorsunuz? Ispanak, peynir, pancar, pazı. Katıyorsun pazı mı? Çöp, pazı da katıyorsun. Bütün otları karıştırıyorsunuz. Karıştırıyor. Soğan, pransa. Çok güzel oluyor. Ne kadar da faydalı. Tabii. Bazı toplanır yaparız. Ne yalnızım kendim yaparım. Ya gelin çoluk çocuk yok mu? Oğlum var, iki tane oğlum. E gelinler nerede? Biri Kuşadası'nda, biri Mersin'de. Yazın geldi mi yaparız beraber. Sever misin gelinleri? Severim, çok severim gelinleri. Ya ay ne güzel ya. Bir de onlara sormak lazım Havva teyze. Sor. Soralım mı? Soralım. Buradan yapar da gönderirim ben kışın. Gelinler seni mi seviyor, gözlemeyi mi seviyor? Ya gelinler beni de sever, böreğimi de sever. Senin gelinlerin var mı? Benim bir tane gelinim var. 3 tane kızım var. Ay maşallah. Evet. Ayşe abla, gelini olan mı şanslı, kızı olan? İkisinin tadı ayrı ayrı. Ben mesela kızımı da çok, kızlarımı çok seviyorum ama gelinimi de çok seviyorum. Peki ikisinin arasında ayrım olmuyor mu? Oluyordur ben, ya. Bana göre hiç ayrım yok. Olamaz. Değil yani, olmaz. Çocuğumla beraber olduğumu götürüyor. Çocuğum mutlu oluyor. O olmasa belki mutlu olmayacak. Ondan dolayı ben çok seviyorum gelinimi. 6-7 aylık evli benim gelinim. Bir tane gelinim var zaten. Ben gelinimi çok seviyorum. O da beni seviyor. Ayşe teyze, seni de amma arayan var ha. Kim arıyor? Gelinim. Gelinim arıyor ya. Gerçekten mi? Gerçekten gelinim. Allah aşkına, doğru mu? Vallahi gelinim. Bakalım bir arayalım. Dur arayalım. Bakalım sen seviyor mu sevmiyor mu? Vallahi merak ettim. Adı ne? Gülendam. Gerçekten Gülendam aradı. Bakın. Vallahi Gülendam'ı aramış. Hem de reddettik Gülendam'ı. Ah Gülendam, can Gülendam. Dur ben bir açayım da kız bir şaşırsın. Bu kız kim aç diye. Aç bakalım. Alo. Alo, merhabalar. Merhaba. Bu telefonu aradınız ama. Evet. Niçin aramıştınız? Siz kesinlikle. Gülendam'cığım selam tatlım. Selam. Ben çıkaramadım ama. Evet, sen çıkaramaman gayet normal. Ben Kanal 7 televizyonundan Bahar Kapıda programının sunucusu Bahar Gelir. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kayınvalideni seviyor musun? Seviyorum. Peki şimdi neden aradın? Hal hatır sormak için, nasıl, iyiler mi diye. Ha, her gün düzenli arar mısın? Düzenli olmasa da ararım, iki günde bir. Ay ne güzel ya, ne şanslılar. Sen de kayınvalideni arar mıydın Ayşe teyze? Ya ben uzaktaydım kayınvalidemle. Bizim zamanımızda telefonlar yoktu kızım. Nasıl görüşüyordunuz? Ayda bayramda diyelim artık. Bayramdan bayrama. Aynen. Sen şimdi gelinden telefon bekliyorsun ama. Bekliyorum tabii, her zaman sesini duymadım ben, üzülüyorum. Ya sen niye kayınvalideye sık sık gitmiyordun o zaman? Gidemiyordum çünkü mesafeler uzaktı. Ben Konya'daydım, kayınvalidem burada olduğu için. 30 senedir kayınvalidemle beraber yaşıyoruz. Aa ne güzel vallahi, bak işte sen demek ki kayınvalideyle aran güzel, o yüzden geline de öyle davranıyorsun. Gelinimle de güzel aram benim. Tamam. Tamam kızım, görüşürüz hadi. Görüşürüz. Görüşürüz Gülendi amcam. Biliyor muydu buraya televizyon geldi? Hayır. Bilmiyorum. Tabii. Tesadüf aradı. Ha. Hava teyzeciğim. Peki gelinle aran iyi. Senin kaynananla aran nasıldı? İyiydi kaynanamla. Hiç sana hiç laf söylemedi mi?
Söylediği zaman oldu ana ile keçimizi, keçileri vardı. Keçiye giderdi, ben eve giderdim. Sen niye eve gidiyordun? Yardım etmiyor muydun? Ama benim evim burada, kaynanamın evi orada uzaktaydı. Peki şimdi senin gelinler sana iş yapıyor mu? İş yaptırmazlar bana, kendileri yapar. O zaman sen kayınvalidenden ne gördüysen şimdi evet. Gelinlere de onu yapıyorsun. Evet. Ya da bu köyde gelin kaynana ilişkileri güzel. Bizde anlaşmamazlık diye bir şey yoktur ama tabii herkes kendi bacağından asılır hesabı. Bazı anlaşamayan aileler de var yani. Mesela burada var mı şimdi öyle gelinliğiyle kaynanasıyla kavga eden? Yok ya, şu ara bir pek kavga olmuyor. Eskiden vardı, şimdi olmuyor. Kavga oldu mu bütün köye yayılıyor değil mi? Evet, ağızdan ağza dedikodu çok oluyor. Ondan dolayı millet de orta yerde laf olmak istemiyor. Bence kavga var da kimse dışarıya sezdirmiyor. Acaba? Vallahi. Belki de. Bak sen gibi. Önemli olan saygı sevgi zaten. Gerisini boş ver. Oh ne güzel vallahi. Peki sizde havalar nasıl hanımefendiciğim? Canım benim bir tanem. Senin adın ne tatlım? Nazike Türkmen. Kaynanan vardır ama. Var, kaynanam var. Bir de sen gelinsin. Evet. Seviyor musun kaynanamı? Kaynanamı severim, kaynanam da beni çok sever. Aman siz de gerçekten. Hiç verip süvermeyenlerdensiniz ha. Kaynanasıyla kavga etmeyin de ilk defa bu köyde duyuyorum. Nasıl sevmediğim ki? Sevip durur. Gerçekten seviyorum. Gerçekten. Seviyorum. Hiç sana eziyet etmedi mi? Etmedi. Hiç. Anne kız bile bazen kavga oluyor. Az ufak tefek oluyor. O kendi aramızda kalıyor. Eşine yansıtıyor musun? Bazen oluyor. Büyük olduğu zaman bazen küçük olup olmuyor. Evet. Şiddetine bağlı kavganın. Hani bazen yani. Her zaman değil. Herkesin evi ayrı yani. Sizler de benim gibi süslü püslüsünüz vallahi. Yazmalarınız, oyalarınız böyle rengarenk. Bunları siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Yok, başkası yaptı. Ben yapamıyorum bunu. Niye? İnanırsın yapamıyorum. Yelek yapıyorum ben. He. Kendim yapamıyorum. Siz satın mı alıyorsunuz? Mesela şu arkadaşlarımız yapıyor bak. Ben de yaparım. Ha, bunlar da yapıyor. Bak görüyor musun, Hava teyzem yapıyor mu? Bunu yapmak zordur. Gözlerin görüyor mu Hava teyze? Gözlükle yapıyor. Peki burada komşuluk nasıl Hava teyze? Çok güzel. Dedikodu var mı? Var. Olur ya, köy yerinde olur. Peki bu köyün en büyük dedikodusunu kim yapıyor? Kim dedikoducu? Çabuk itiraf edin. Yok, dedikoducu yok da. Vardır, sen de her şeyi saklıyorsun Ayşe teyzeciğim ya. Yok saklamıyorum. Bu köyün hiç sırrını vermiyorsun. Bak şimdi fazla gezmedin mi dedikodu olmuyor kızım. Ha, evinde oturacağım. Çok gezdin miydi bir yerden bir şey duyuyorsun. O zaman hem günaha giriyorsun hem dedikodu çok oluyor. Elden ele dilden dile dolaşıyorsun. Ondan dolayı ben pek gezmeyi sevmem, hiç de gezmem yani. O zaman çok gezmeyeceğiz. O zaman benim halim ne olacak? Ben çok geziyorum. Kim bilir ne dedikodularım dönüyordur Ayşe teyzeciğim. Yok, sen gerini biliyorsun. Ondan dolayı sen işin gereği. Onlar gezer. Şimdi Hava teyze ile Ayşe teyze tabii yaşları itibariyle aynen hani kimseye bir şey söylemek istemiyorlar. Dedikodu da etmek var ya, günah. Günahını girersin. Doğru söylüyorsun. Gözünle görmedikten sonra bir şeyler söyleme. Ay canım, biz o kadar büyük günah, dedikodudan bahsetmiyoruz. Hani böyle, günaha gireriz. O günah, onu biliyoruz. Hani böyle iki kadın yan yana gibi, bak sabah benim iki dakikada dedikodumu kaynatıvermişsiniz. Mesela. O dedikodu sayılmaz. Hava teyze sen de işine gelir gibi vallahi. O dedikodu değil, bu dedikodu. Sizler burada yaparken ben bir tane yemeden gitmeyeyim ama, yapılmış var mı? Canım eline sağlık. Bu hep yağda pişti değil mi? Zeytinyağı mı? Zeytinyağı. Olsun. Elektrik yolsu olarak Hava teyzeciğim bana döner ama bunu yemeden gitmek istemiyorum. Ermencik'te dut ağacının altında, oh çiğ böreğim elimde, hanımlar etrafımda, en sevdiğim yerdeyim, kızlar sarma sarıyorlar incecik incecik, bunların taktiklerini almam lazım. Burada kıkır kıkırdınız vallahi kızlar, maşallah. Adınız ne? Sibel. Ne yapıyorsunuz? Zeytinyağlı sarma yapıyoruz. Ay. Kalem gibi. Baksana ne güzel, yiyeyim mi bir tane? Tabii. Ay bir elimde sarma, bir elimde çiğ börek yiyor. Vallahi pis boğaz yiyecekler hep. Senin adın ne abla? Hafize. Senin adın ne? Fadime. İp incecik sarmanın taktiği nedir ya? Bu nasıl bir sarma şeklidir? Ben hiçbir zaman beceremem. Organik dalından toplanmış, yapraklarımız taze. Aha. İçi lezzetli. Peki bunun içini pişirdiniz mi? Yok, biz pişirmiyoruz. Çiğden değil mi? Evet. Bazı yerlerde böyle iki parmak sarıyorlar. Hafize abla, ama sen bu işin pirisin. Sen anla. O zeytinyağlı yaprak dolması oluyor. Bu ne oluyor? Bu sarma.
Bu kıymasız. Etli mi oluyor? O etli oluyor. Ha, bak bana annem böyle öğretti. Bir tane göstereyim. Göster bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben böyle alıyorum elime. Bu kadar ince sarabilir miyim? Saramazsın böyle. Çünkü alışkın değilsin. Nereden biliyorsun? Alışkın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Piştikten sonra dağılır mı, dağılmaz mı? Sık yaparsan dağılmaz. Birbirine bitişik. Bu benim yaptığım dağılabilir. Tencere sıkı yerleştirirsen. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Dur bakalım. Annemin bana öğrettiği gibi saracağım. Saramazsam var ya, annem beni eve almaz yemin ederim. Kızlar, bu Ege'de zeytinyağlı yaprak sarması olmazsa olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Her evde, her evde var değil mi? Evet, şimdi tam zamanı. Sardın mı, saramadın mı? Sardım. Gördünüz mü? Bakın hanımlar, giyin bari. Peki bu kadar ince saramadım ama. Bu kadar ince sarmanın taktikleri ne? İçine koydum, ince uzatıyoruz. Tamam. Bir yerde top gibi durmuyor yani. Ama böyle çok geç sarılır aşkım. Hayır, çok hızlı sarılıyor. Kolay oluyor. Daha mı kolay oluyor? Oo. Daha hızlı oluyor böyle. Şöyle yaptın mı? Ben de yapayım. Hafize abla sen bunu bir tut. Senin yaptığın daha kolay. Evet. Ben daha zor elimde evet. Sardım. Aa. Elde zor olur. Biz ustayız ya. O yüzden. He, yaptı. Usta tabii. Benim. Yani yapıyoruz biz bunu. Bak. Daha kolay. Daha kolay elde sarmaktan vallahi. Daha pratik tepside. Peki kızlar, sizler de benim gibi böyle süslü süslü yazmalar takmışsınız. Burada sizde kültür mü bu yazmalar? Evet. Gelinler grep bağlar. Böyle bu grep şey, mi? Bu grep diyoruz. Grep diyoruz biz buna. Eno yazısı. Mesela bu oyanın adı ne adıysa? Bu oyanın adı yok. Yok mu? Bilmiyorum adını. Adı yok bunun. Gelinlerin var, kaynanaların yok. Karanfile benziyor. Mesela Sibel'deki başka bir şey. Bunun adı ne Sibel? Bu kiriş şişeyi diyoruz biz. Çiçeklere baka baka çıkarılıyor örneği, öyle yapılıyor. Peki burada böyle takım mı? Yeşil giyen yeşil evet, yazma. Evet, yeşil bağlıyorsak yeşil giyiniyor. Siyahsa siyah giyiniyoruz, öyle uyduruyorsun. Buranın modası bu. Evet. Evet. Bende de tam tersi. Kırmızı giyiyorsam sarı çiçek takı veriyorum kafamda. Sen patlatıyorsun. Burada uyduruyorsun. Bende uydurma yok. Elime ne geliyorsa takıyorum vallahi. Ama gözüme de güzel gelmesi lazım. Böyle süslü evet. Süslü olması lazım. Renk uyumaması lazım. Mesela gelin grep olarak beyaz yaparlar. Nişan grep olarak pembe yaparlar. Sözde kırmızı olur. Mesela siyah takarsan böyle takım giyinirsin. Böyle yeşil giyersin, yeşil yani, giyersin. Komple uyduruyoruz renkleri falan. Nişanlıyken kayınvalideler getiriyor bize bunları mesela. Kayınvalideler evet, mi? Evet, kayınvalideler. Çeyize yapıyorlar. Hmm. Getirmeyen evet. Kayınvalide ne yapıyor? Getiriyorlar ya genelde, herkes getirir. Getirmek oluyor, getirmek yok. Alet yani, mecbur yani. Hiçbir şey getirmemiş, kaynamaz diyorlar. Yapan bayağı yaptırıyor. Evet. Eyvah. Peki öyle durumlarda dedikodu olunca kayınvalide sonradan alıp geliyor mu? Getiriyor. Utanır getirir yani. Hiç başınıza geldi mi Hafize abla? Geliyor. Şimdi isim vermek olmaz köyde. İsim vermeden anlat. Her şeyi almış, onu alamamış mı diyorlar. Bütün düğün masrafını, her şeyi, gelinliği şey alıyorsun, bir gelin grebi yaptıramamış diyorlar yani. Hafize abla desene, kayınvalide dünyanın masrafını yapıyor. Gelinlik, altın, o evet, bu. Evet. Bir krep götürmedi mi yapılan evet, her şey bitiyor. Bitti. Yani. Bütün köyün dilindesin. O krep ne olursa olsun olması lazım yani. Peki senin kaynanan ne getirdi sana abla? O zaman da bu kadar lüks yoktu. Kaynanasını düzer işte oğlan evi olarak. Bütün çeyizi düzer, 5-6 tane böyle 10 tane falan sini düzer. Lokum olur, 3-4 kasa. Çerez olur, meyve olur sinilerle. Sonra o lokum, giden lokumları herkese 15'er tane köydeki kızlı evlere dağıdırlar. Niye 15'er tane? Öyle adet öyle 15'er tane dağıdırlar. O dağıttıkları, o lokum verdikleri insanlar... Bir anlamı var mı bu 15'in? Bazen 15. O lokum verdiğin yer sana geri işe getiriyor. Siz mesela yapıyorsun. Tavuk yapıyor Kepsi sana. Yapıyor. Börek yapıyor. Tatlı yapıyor. Tatlı yapıyor. Aa, onu da oranın evine götürüyorsun sen tekrar. 10 tane lokum verdiyse o az olur. Ona bir kola, bir kurabiye, bir et pastası yapılır. Poğaça. Eğer evet. Lokum fazlaysa 15 tane ise tavuk, baklava daha ağır şeyler mesela. Aynen yapılır. Bir hafta sonra tekrar kızlar onu hepsini toplar. Köyün hepsini, kızları, genç kızları, şeyleri. Oğlan evine tekrar seni gider. Peki siz bunu önceden seçiyor musunuz bu lokumu verirken? Akrabaya çünkü... veriliyor, kızlı evlere veriliyor. Şu akraba bize tavuk yapar, biz buna 10 evet. Tane, 15 tane verelim. Aynen öyle. Şu komşumuz tembel, biz buna 10 tane verelim. Ben zamanında şunu yapmıştım, o bana geri yapsın diye. Evet, ben zamanında ona tavuk götürmüşüm, o da götürür. He, danışıklı dövüşüklü. Aynen. Ne yaptıysan karşılığında ondan da onu bekliyorsunuz. Aynen, aynen. Ay, hani bu çeyrek gibi, çeyrek götürdün, aynen, o aynen, da sana aynen, çeyrek aynen, götürdün. Aynen. Nişanda da öyle adetlerimiz var yani bizim de. Düğünde de aynı çeyrek takarsan çeyrek takarlar. Oğlun evlisini getirir, kızı tekrar seni yapar.
Mesela bir oğlak keser. Oğlak mı? Evet, bir oğlak bir kuzu keser. O zaman ne oluyorsa oğlak evine, şey oğlan evine oluyor. Evet, o bir sürü fırına pişer. Bileğen, pilavdı, yemek neyse. O konur, tekrar oğlan evine o götürülür. Ha, kız evi pişiriyor onu. Kız evi, evet, oğlan evine sineği getiriyor. Oğlak kız evi alıyor, oğlan evine götürüyor. Peki Hafız abla gelinin mi Fadik? Yok yok. Gelin değil, onunla ikisi kardeş. Ha, kardeşsiniz. Benim gelinim yok daha. Ay, hiç birbirlerine de benzemiyorlar bunlar. Üç taneyiz biz. İkiniz evli misiniz? Evet, evliyiz. Peki kocalarınız anlaşıyor mu? Anlaşıyor. İyi kavga de. Yok mu? Yok. Bu köyde hiç kavga yok. Maşallah hiç daha kavgaları yok. Hiç olay yok bu yok. Köyde. Olay olmaz kavga. Mı? Olay oluyor. Ama bir iki gün sonra hemen yumuşuyorsun. Alttan alıyorsun. Peki kim bu işleri toparlıyor kavga olunca? Kişi kendi düşünüyor, taşınıyor kendi kendine. Peki düşünüp taşınıp da karar vermezse ne oluyor Fadik'ciğim? O zaman devamlı küstürüyorlar. Var yani, olmayan yok. Bizim ailemizde olmadı. Sen hiç kardeşlerin için kocanla kavga etmedin mi? Hayır. Peki kocan için kardeşlerinle kavga ettin mi? Hayır. Hiç öyle şeyler olmuyor mu? Yok, olmadı. Ama benim giden görümcem vardı. Var mesela. Onlar hani küserler, barışırlar, şey yaparlar. Bizde hiç öyle bir şey olmaz. Sen aralarına giriyor musun Fadik? Girmem. Aman sakın girme, girmem. Öyle olaylara sakın. Girmem. Aman vallahi sonra var ya, hayatta aranı düzeltemezsin. Yani. Ben baksanıza bir sürü çiğ çiğ yedim. Bu ne zaman pişecek peki? Bir saatte pişer. İlla kısık ateşten pişmesi tabii, lazım. Tabii, dağılır. Ya bir de bunun su ayarı var ya, şunu da bir söylesenize kızlar ya. O su ayarını tutturmak çok mesela zor. Mesela içine 2-3 bardak pirinç kattıysan 3 bardak su koyarsın. Sonra? Üzerine tabak koyarsan ağırlık olur. Ben bir saat sonra geleyim de yiyeyim bari. Aynen, size sardık onu özel. Ay canım benim. Ay bir tane daha yiyeyim ya, dayanamadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.